Merhabalar, merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Fake Futbol'un bilmem kaçıncı programındayız ve muhteşem bir atmosferin içerisindeyiz. Antalya'dayız. Antalya'da çok doğal şartlar altında Fake Futbol programımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuklarım eski hakem Ferdi ve eski futbolcu Mehmet. Hoş geldiniz yayınıma. Hoş bulduk efendim. Bugün çok farklı bir konseptle birlikteyiz. Öncelikle Ferdi Nayır'la başlayacağım. Ferdi Nayır, şimdi biz normalde bu arada bu videoyu çekerken aslında size bir hafta öncesinden sesleniyoruz. Şu anda bugün bizim bulunduğumuz şartlarda Fenerbahçe-Trabzon maçı oynandı. Şimdi Fener-Trabzon maçını senden kısaca böyle aklında kalan şeyleri bir alalım. Hadi hayırlısı olsun. Fener-Trabzon maçında Fenerbahçe gene her zamanki gibi başladı. Ne yaptı? Bu sefer orta sahayı değiştirdi. Orta sahayı değiştirdi, bu bir şeye etki etti mi? Etmedi. Bence etmedi. Bence de. Jason dediler. Jason tamam. Ama gene aynı şey. Trabzon çok güzel oynadı. Trabzon baskılı başladı. Çok güzel gol de attı. Çok da kaçırdı. Fener'in kaç tane şutu var bilmiyorum kaleyi tutan. 3-4. 3-4'ü geçmez. Evet. Doğru söylüyorlar. Trabzon neden kaybetti? Her zamanki gibi Beşiktaş'ın Galatasaray'ın yaptığını yaptı. Geriye çekildi. Fenerbahçe'nin stadında geriye çekilmeyeceksin abi. Evet. Golü Fenerbahçe atmadı, taraftar attı. Taraftar attı. Bu arada çok doğal ortamlardayız arkadaşlar. Yani arada sipariş verilebilir, arkadan motor geçebilir. Her türlü şey olabilir. Peki, eski bir kaleci aynı zamanda, eski bir spor hocası, spor hocasının yanında da... Buradan söyleyeyim, Trabzon sporun kalecini çok başarılı buluyorum. Direkt, bir dakika, motorcu geçsin. Motorcular burada, hat safhada. Evet, şimdi söyle bakalım. Trabzon sporun kalecisini çok başarılı buluyorum. İsmini biliyor musun? Uğurcan mıydı? Bilmiyorum. Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır. İyi ben kardeşim. De gerçekten çok, çok inanılmaz genç başarılı yani. Buluyorum. Ben eminim o ileride milli takımın başına da geçecektir. Evet. İleride milli takımın başına da geçeceğini ben de düşünüyorum. Aynı zamanda iyi bir transfer yapacağını düşünüyorum. Aynen. Peki maçı bir yorumla bakalım ya. Ne düşünüyorsun? Maçla ilgili neler söyleyeceksin? Ya maçı ben bir Fenerbahçeli olarak açıkçası yorumlamak istemiyorum yani. O kadar. Neyi yorumlayacağım yani? Biz de artık bezdik be. Fenerbahçe küme düşer mi? Düşmez. Düşmez ama düşmez. Yani bir 90 artı 5'te atılan gole de sevinmek bize yakışmaz. Haftaya Kasımpaşa'yı yener diyorsun yani. İnşallah tabii. Abi ama hiç ümidim yok ya. Hiç ümidim haftaya yok. Haftaya Kasımpaşa ya. Derken siz bu hafta izliyorsunuz bu videoyu arkadaş. Biz geçen hafta çektik yani bu haftaki bugün ya da yarın oynanacak Kasımpaşa Fenerbahçe maçından söz ediyoruz. Ben Fenerbahçe'yi rezalet buluyorum. Fenerbahçe zaten herkes rezalet buluyor. Başka hiç söyleyecek bir şey yok. Ya kadrosu aslında bakıldığı zaman o kadar kötü bir kadro değil. Kadro o kadar kötü değil ama... Yani gelen adam kötü oluyor. Kadro değeri 115 milyon euroydu. Kesinlikle. Dün Trabzon'unki 40 milyon euroydu. Yani şöyle bir şey var. Aziz Yıldırım diyorum. Ali Koç'a çok fazla yükleniyorlar. Ali Koç'un yani biraz şanssız oldu ya. Yani sen Ayev'i transfer ediyorsun. Ayev. Silimani'yi transfer ediyorsun. İşte Benzia'yı transfer ediyorsun. Bu adamlar Avrupa çapında çok Moses. Büyük potansiyelleri olan adamlar. Moses'ı transfer ediyorsun. Moses bile ters dönüyor yani. Ya iki hafta iyiydi. Ondan sonra adam ortada. Ama şimdi şöyle hepsini ileriye aldı. Önce evet. Bir arkayı sağlam alsa belki daha farklı olurdu. Yani herkes gol atmaya yönelik futbolcular bunlar. Onu da yapsalar yine. Defansa ne bileyim abi Sadık'ın yerine daha iyisini alabilirdi ya. Biraz o fırsat paraya. Transferi gibiydi. Yani ya ama Sadık da ben beğeniyordum. Sadık ben başta Fener'in iyi. Sağlam mı adam ama. Yani 3 tane sağbek var. 3'ü bir tane sağbek etmiyor. İzla, Dirar ve Şener. Ya dün bakma hepsi kötüydü. Mesela Dirar saçma saçma pas yapıyordu. Bir ara İsta'da saçmaladı, toparladı. Evet. Ondan sonra bir atak vardı hatırlarsın, birlikte izledik maçı. Orada adam aldı kafasına göre gitti. Yani gidiyor gidecek adam golü yok. Zayş mesela pas istiyor, pas Zayş istiyor. Hakikaten oynamaya çalışıyor. Çıldırdı adam abi, pas atıyor, atan yok. Zayş iyi topçu. Niye iyi topçu abi, Ferdi'yi neden denemiyorlar? Değil mi? O Elif Elmas'a o kadar sen şans veriyorsun. Bak Ersun Yanal ne yapıyorsun? Gözünü seveyim ya. Şimdi biz bugünkü programda daha çok Fener Trabzon maçını konuşuyoruz. Çünkü konuşacak maçlar içerisinde kim var? Bugün mesela Galatasaray'ın Beşiktaş, maçı. Bugün Beşiktaş bugün, maçı şey, var. Beşiktaş bugün, yarın da Galatasaray oynuyor. Var, evet. Dolayısıyla biz bu programı Antalya'dayken çekmek istedim. Sevgili eski hakem Ferdi Nayır ve eski futbolcu kaleci, aynı zamanda hoca ve bir o kadar da garson. Mehmet olayla birlikte çekmek garson, istedik. Garson, büyük garson. Oldu, büyük garson, büyük. İşte o yüzden bu güzel atmosferi değerlendirmek istedik. Şu an ne varsa onu değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta, daha doğrusu şu an ortal karışık yani. Ben sana söyleyeyim. Bu sene Beşiktaş şampiyon olur. Beşiktaş mı diyorsun? Beşiktaş olur bence. Bence Galatasaray pazartesi Konya'yı yenerse şampiyon olur. Neredeyse. Yani ligin bana göre çok uzun süredir en iyi futbolunu oynayan takım Beşiktaş. Beşiktaş abi adam yeniyor. Yani kötü bile oynasa yeniyor. Ama büyük takım olayını en iyi yansıtan Galatasaray. Çünkü Galatasaray son 5 hafta bırakmaz.
Konya'yı abi doğru. Galatasaray'ın şeydir. Son 5 maça gelince bırakmıyor. Geçmez. Hiç evet. bırakmıyor. Doğru ama ben Galatasaray'ın alacağını şey Beşiktaş'ın alacağını. Galatasaray Konya'yı yenerse bir sonraki hafta Beşiktaş'ın içinden geçer ve şampiyon olur abiciğim. Ben Galatasaray'ın şampiyon olacağını düşünüyorum ki hak ettiğini de düşünüyorum. Beşiktaş da hak ediyor. Aslında en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor. Ama Galatasaray hakikaten kötü oynadığı maçı bile kazanabiliyorsa bu hakikaten büyük takım Peki, şeyidir. Peki Başakşehir gerçekten destekli mi geldi? Başakşehir %100 yani. Destekli. %100 destekli. Yani bir belediye bu kadar parayı bir anda futbolcudan nasıl verecek? %100 destekli. Arda Turan'ı getirdi ya. Seçimden sonra hiç puan kazandı mı? Kazanamadı. Bilmiyorum. Berabere kaldı ve yenildi. Evet. Yani bana göre Beşiktaş Başakşehir maçı çok ilginçti. Ben o maçta çok bir tuhafıma gitmişti ama onun dışında bilmiyorum ya Başakşehir olamayacak çok gibi. Çok yaşlı takım yoruldu. Ya yaşlı abi zaten bir belediye takımı bir Arda Turan'ı getirebilecek bahar şey ayları şeyi sattılar ya Cengiz Ünder'i satmaları. Ya Cengiz işte, Ünder'i sattı ama yani bir Arda'nın değeri daha halen daha pahalı değil. Kiralık olarak aldılar Arda'yı. Cengiz Ünder'i 4,5 milyon para verdi. İşte 15 milyon euroya da Cengiz Ünder'i sattılar. 12 ile 15 arası falan bir şey sattılar. Başakşehir'de futbolcuların aldığı bahsedilen paraların da doğru olduğuna inanmıyorum ben. Açıktan para verildiğini kimse Galatasaray şeyi alamadı klişeyi. 3,5 verdi. Ha, Başakşehir aldı. Başakşehir 2,5 aldı. Nasıl oldu? Ya işte biraz şey de oluyor. Bu ya büyük takımlar bir futbol. Yani. Aynen. Büyük takımlar bir futbolcuya girdiğinde hakikaten fiyat inanılmaz artıyor. Şimdi olur. Mesela Rubinho'yu kimse herkes dedi ki işte Başakşehir alabiliyor da neden Fenerbahçe Rubinho'yu almadı deniyor. Şimdi Başakşehir 1 milyon euroyu almış. Fener istese 3,5 milyon eurodan aşağı vermezler mümkün yok. Galatasaray istese 5. Ama şu an Rubinho Fener'de de oynardı yani. Oynar. Ya benim Fener'de şu anda herkes oynar ya. Fener'de tabii. Abi herkes oynar ama kim alsak oynamıyor. Ya şöyle düşün. Fener'in kadrosundan hangi futbolcuyu Galatasaray'ın ilk 11'ine koyarsın? Fenerbahçe'de ilk 11'e konacak bir tek Şikirtel olabilir. Veya Beşiktaş'ın kadrosuna ilk 11'e. Bir tek bırak Şikirtel. Onu Trabzon'un 11'ine hangisi girer abi ya? Doğru Trabzon'a da girmez. Ya şu performansa hiçbiri girmez ama gerçek bildiğimiz adamların potansiyeli olsa abi. Potansiyelde mesela evet, kafadan Moses her türlü girer. Moses oynar. Bu arada mesela tekrar solda da solda da girer. Yani bildiğimiz bu adam eski adamlar olsa İspanya'da meşhur bir adam ya. Bütün dünyada meşhur. Böyle dediğin da kötü bir adam değil. Evet. İşte ya, takım olamadıkları için. Fener'de oynayamadıklarını düşünüyorum ben bazen. Yani aynen normalde hani böyle kendi isimlerini kullanarak böyle potansiyeline girsek bu adamların hepsi ilk 11'e girer abi. Şeyi söylemek istiyorum. Tekrar edeyim. Bugünkü gündemimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe olmasının sebebi yine tekrar ediyorum. Maçlar oynanmadı ve biz bugün yola çıkacağız. Antalya'dan döneceğiz. O yüzden bugünkü gündemimiz Fenerbahçe. Diğer takım taraftarları lütfen tepki göstermeyin. Hepinizi muhtemelen ya daha önce takip edenler biliyorlardır. Konuşmaya çalışıyoruz. Peki Ferdi Nayır. Eski zamanda bizim zamanlarımızda böyle biz toprakta toprakta falan filan oynuyorduk. Aynen, yani aynen. Hiç böyle şimdi, güzel bir anım var mı önceden? Eskiden statlar bile farklıydı. Değil mi? Koridorlar farklıydı, soyunma odaları farklıydı. Çağ atladı duş, resmen. Yani 3-4 tane futbolcu aynı yerde girip duş çevik alıyordu. Çevik gelirdi abi. Duş çevik alıyordu artık yani içeride her şey var. Konuyu şuraya çağ bağlayacağım. Atladım. Şimdi günümüze geldiğimizde bu futbolcuların kıçı başı oynamıyor mu? Özellikle çok para kazanıyorlar. Evet. Sorun. Ondan dolayı ya. Çok para kazanıyorlar. Çok fazla kazanıyorlar. Şimdi, havalarından da geçilmez. Şey çıkıyor, hani dışarıda bir görsen böyle havalarından da geçilmez. Şimdi sen bir Fenerbahçeli futbolcu olup şuraya bir gelsen. Tabii canım. İyi gibi abi yani ne kadar kötü de oynasan. Ona rağmen adamlar Instagram'dan DM ile yürüyorlar sağa sola yani. Ya bence çağın gerekliliği bu. Bence yürüyün. DM'den yürüyün. Bu olması gerekiyor. Sonuç alıyorlar mı? Sonuç %100 alıyorlar. %100 alıyorlar. Yani şimdi Fenerbahçeli bana DM'den yürüse ben de cevap veririm. Hayır demem diyorsun ya. En azından maçlara bedava gideriz abi. Bir yemek yerim diyorsun ya. Niyet öyleyse sıkıntı yok tabii ama sana niye yürüsün DM'den? Ama iyi yürüsün yani. İyi DM'den yürüsün yani. Şey Larin yürümüş ya işte. Ne demiş abi? Arda her evet, yürü ya bu. Zenginim, güçlüyüm demiş. Aynen. Kanadalıyım demiş. Bir de Kanadalıyım demiş orada zaten. Zenciyim demiş. Peki Ferdi Nayır geçen gün aklında kalan bir pozisyon vardı. Hakemin maç içerisindeki topa müdahale etmesiyle ilgili. Sen ne düşünüyorsun? Yan hakemin Fenerbahçeli ısınan futbolcular yapsa kenarda onu anlayabilirdim de. Bir yan hakemin topu bir an önce oyuna girsin diye son dakika pozisyon. Belki orada Fenerbahçe 10 saniye 20 saniye topu geç soksa o gol olmayacaktı. Öyle bir düşüncem var diyorsun. Yani bir yan hakem bu hatayı yapamaz. Yapmamalı da. Bir takıma yardımcı olamaz. Hakem ortada yönetmeli. Ya ben sanki herkese öyle bir niyet değil de hani böyle doğal bir şekilde öyle yok, refleks. Topa bunu refleks yıllar oldu önce gibi. Şey olmuştu hani bir Galatasaray Antep maçında Serkan kimdi? Maçın orta hakemi
Burak Yılmaz'la birlikte bir gol atmıştı. Hı hı. Burak'la birlikte topa vurmuştu hatırlarsanız. Yani şöyle bir hareketi aynen, var. Aynen. Onun gibi algılamak. Bunlar anlık hareketler. Anlık. Refleks denebilir. De, duygusallık var mı işin içinde? O da tartışılır orada yani. Programdan önce yine konuşuyorduk Sayın Ferdi Nayır'la. Biz dediğimiz gibi aslında şu an tekrar ediyorum. Geçen haftadan size sesleniyoruz. Bu hafta Galatasaray maçının hakemiyle ilgili senin bir şeyin vardı. Öngörün vardı. Evet. Beşiktaş Galatasaray. O kimin olacağını maçını söyledi. Aynen. Evet. Suat son Aslan, dakika. Suat Aslanboğa. Beşiktaş Galatasaray derbisini Suat Arslanboğa yöneteceğini dair. Son dakika aldığımız habere göre. Bence onu hazırlıyorlar. Onu hazırlıyorlar diyorsun. Yani diyorsun ki eğer arkadaşlar dediğimiz gibi bir hafta önceden sesleniyoruz ve bu ortaya çıkarsa Ferdi Nayır bunu nereden biliyordu? Bütün Türkiye'yi bunu sorgulamaya tamam. Davet ediyorum. TFF'de ayağın mı var? Ayağımı kaydırırlar. Peki Mehmet Ulaş. Keşke soy isim vermeseydin. Yani en azından. Tamam Ferdi Nayır'ın Ferdi Nayır olduğunu söylemeyeceğiz. Mehmet Ulaş sana gelelim şimdi. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Lakin çok uzun süredir Fenerbahçe maçlarını izlemediğini de biliyoruz. Aynen. Geçen haftaki Alanyaspor Fenerbahçe maçını iyi ki izlemedin. İzlemedim. Yani biz burada çıldırdık yani. Bütün kamuoyu da zaten bunu gördü. Gözler önüne serdi. Fenerbahçe'nin rezilliğini konuştuk. Şimdi Fenerbahçe'nin sence ne yapması lazım? Nerede iş böyle bu kadar aksıyor? Ya yapacak bir şey yok. Şu saatten sonra takımı silip atacaksın yani. Bu takım bir şey olmuyor. Yok o gelecek sezon planlaması. Yani bir şey var. Takımda bir şey var. Yani ya arkadaşlık mı yok bilmem bir şey eksik. Yani bunu dile getiremiyoruz. Hiçbirimiz böyle bir dile getiremiyoruz ama bir şey eksik ya. Bu olacak gibi değil. Bu tesislerde çözülebilecek bir durum olabilir. Ya ama yani, şöyle bir şey var. Yani Ersun Yanal çıkıp konuşma yaptı. Ne dedi? Galatasaray'ın en azından şampiyonluğu durdurabilir dedi. Ya bu ne saçma bu bir açıklama. Bu da durdurulamamış bir şey ama hani böyle bir açıklama yapması saçma. Değil mi? Volkan Demirel'in çıkıp da seni evet. Otobüsten alırım demesi de bir ayrı saçma. Volkan'ı da ayrı. Yani bu ne demek? Hiç kimsenin birbirinden haberi yok demek oğlum. Böyle iş mi olur? Böyle bir şey mi? Burası... Ersun Yanal taraftar getirmedi mi? Taraftar oynuyor kesinlikle. Adam da haklı olarak. Ya getirdi ama şimdi abi Ali şimdi Koç taraftar... kesinlikle taraftar istemese Ersun Yanal'ı getirmezler. Ali abi, Koç çok zor bir şeyin içine girdi ya. Ya doğru taraftar Ersun Yanal'ı getirdi ama göndermesini de bilir. Evet. Abi yani kokudan bir farklı bir şey yapmadı. Kokudan daha kokunun kötü. Kokunun üstüne bir şey de ekleyip yapmadı. Kokudan ve daha kötü bence. Koku daha iyiydi bence. Bence de koku daha iyiydi. Transferler geldi. Yani kokuda tabii. Bu kadar gelmedi. Ekstra bir transfer daha geldi. 5 tane de ara yani transfer gelen 5 transferde hiçbiri kötü değil. Tabii baktığın zaman. Bir Tolgay sırıtıyor evet, ama. Tolgay'ı ben sevmediğim için. Şimdi biz Fenerbahçe'yi konuşuyoruz ya. Neden Fenerbahçe'yi konuşuyoruz? Kimse şampiyonluğu şey yapmıyor. Çünkü evet. Büyük bir takım küme düşme hattında. Şampiyonluktan daha önemli abi, bir konu. Böyle bu duruma gelirse. Küme düşme hattında. Fenerbahçe küme düşer mi? Düşmez. Herkes düşmez diyor. Son 2-3 haftadır veya 5 haftadır kimse düşmez. Fener şu maçı kazanır. Fener kazanamıyor. Fener tabii. Bu maçı kazanacak düşmeyecek. Fener gene kazanamıyor. Aynen. Haftaya Kasımpaşa'yı kazanacak. Fener kurtulacak. Gene kazanamazsa ne olacak? Tabii. Bir Fenerbahçeli olarak istediğim şey şu. Abi 33 yaşındayım. Hayatımda istediğim Fenerbahçe'yi bir kere buldum. Ziko o da dönemi. Ziko döneminde ve o da bir sene sürdü. Bir evet. Sene sonra yaşadıktan sonra dağıldı. Çünkü ben şunu istiyorum ya. Abi Ziko gelsin. Altına da versinler Alex'i, Tuncay'ı. Evet. Altına da bir takım kursunlar. Bugün günlerden ne biliyor musun? Bugün Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı, 5 hafta önce şampiyon yaptığı gün. 5 hafta önce diyor. Evet. Tebrik ederim. Kutlamak lazım. Bunu, biz o zaman bunu Ersun Yanal çay bunu yaptı. Ersun Yanal bunu yaptı. Abi evet. Yaptı ama o zamanki dönemi de Fener farklı bir dönemdi ya. Tabii dönem de farklıydı. Ya, yani futbolcuları Ersun Yanal mı aldı devre arasında? Kendim seçtim. Ben Ersun Yanal'ı seçtiğini düşünüyorum. Yani şöyle en azından Tolga'yı kesinlikle Ersun Yanal getirdi. Tolgay hastası çünkü Ersun Yanal. Bunu zaten hepimiz biliyoruz ama. Ama Tolga'yı milli takımdayken Tolga'yla tartışması Tolga olmuş. Hiç milli takımda oynadı mı ya? Ya hayır milli şey Ersun Yanal milli takımda alacağı almayacağı muhabbetinde. Hı-hı. Tolga'yla bir kavgası olmuş onun. Hiç futbolcu değil diye açıklaması var Tolga'yla. Ersun Yanal'ın istemediği hiçbir futbolcu Fenerbahçe'ye gelmezdi. Ersun Yanal bunu alalım dememiştir ama yönetimin sunduğu raporda bu futbolcular da olur demiştir. Dolayısıyla Ersun Yanal istediği için gelmiştir. Ben kısaca artık sonuna gelelim programın. Şundan bahsetmek istiyorum. Kendi görüşlerimi anlatacak olursak Ali Koç gerçekten çok sıkıntılı bir şeyin içine girdi. Fenerbahçe taraftarının sabrı yok. Yıllardır başarıya aç. Kulüp batmak üzere. Ali Koç gerçekten çok ciddi, sıkıntılı bir şeyin içine girdi. Taraftar... Fener o kampanyasına katıldın mı? Katıldım. 20 lira başladım. 20 lira. Bravo. Abi sen... Aa, öyle yani. Geçen bir tane Trabzonsporlu bir şey yapmış. Taraftar 61 TL, 61 kuruş yollamış. Evet. Abi gördün Konya'lı da yaptı. Ya mümkün olduğunca destek oluyoruz. Şey i̇şte Konya Galatasaraylar Derneği yaptı. Aynen. Bir, hatta ismi açıklanmayan bir Galatasaraylı da 500 bin TL bağışta bulunmuş. Ciddi mi ya? Valla. Öyle bir şey okudum. Fenerbahçe olmadan bir lig düşünmüyorum. Abi zaten Fenerbahçe olmasa lig çok kötü olur. Bilseyim. Herkes parasız kalır. Kesinlikle. Yani lafı toparlayacak olursak son
tahminler alalım haftaya. Son haftaya mı? Fenerbahçe Kasımpaşa %100 Fenerbahçe diyorum ben. Ben hiç ona bir söylemeyeceğim. Tamam, bir şey söylemeyeceğim. Söyle. Fenerbahçe yani abi söyle. Ya berabere ya yenilir. Başka tahmin Fenerbahçe yok. Fenerbahçe kazanamaz net. Kazanamaz. Fenerbahçe kazanamaz. Bence abi. Çok gollü bir maç olur. Bu moralle kazanamaz. Çok gollü olursa da Kasımpaşa kazanır. Kasımpaşa bu moralle kazanamaz. Masaya çok vurmazsan Beşiktaş, mikrofonu özür dilerim kardeşim. Beşiktaş Galatasaray. Beşiktaş Galatasaray maçı. Galatasaray sahasında. Galatasaray sahasında ben Galatasaray diyorum. Çünkü Galatasaray kendi sahasında gerçekten harbiden aslan kesiyor. Haftaya Galatasaray Beşiktaş yok ki abi. Haftaya. Hayır abi. Konya maçından sonra. Ha pardon. Evet. Konya maçı. Şimdi Galatasaray. Şimdi haftaya. Yarın maç. Haftaya. Evet. Beşiktaş, dediğimiz gibi biz şu an güncel çekmiyoruz. O yüzden karışıyor ortam. 1-1 ya da 2-1. Galatasaray. Ben de Galatasaray diyorum. Çünkü Galatasaray'ın sahasında olduğu için böyle diyorum. Normal şartlarda Beşiktaş bence ligin en iyi top oynayanı. Peki şampiyonluk abi. Tahminlerini hemen alalım. Yine Beşiktaş abi. Ben Galatasaray diyorum. Beşiktaş diyorum. Üçü de aynı puanda olur diyorum. Averaj belirler diyorum. Averaj belirler diyorsun. Başakşehir haftaya da kaybeder. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Galatasaray da büyük ihtimal averaj Beşiktaş'ı belirleyecek. Yer. Galatasaray hepsi aynı puana gelir abi o zaman. İkili averaj belirleyecek. İkili averaj belirler diyorsun. Evet, yani gündem şu anda bu şekilde. Dediğim gibi diğer taraftarlar, diğer futbol severler lütfen bu programdan dolayı bize tepki göstermeyin. Şu anda Fenerbahçe'yi konuşabilme durumumuz vardı. Bunu konuştuk. Haftaya da başka takımı konuşacağız inşallah. İnşallah. Şampiyonluk. Haftaya Galatasaray'a Beşiktaş maçını yatıralım. Yani umarım. Şimdi biz Antalya'da çekim yapıyoruz. Bu kadro Antalya'da olduğu için bir araya gelebildi. Artık ne zaman bir sonraki bölümlerde kimler gelecek onları da hep beraber göreceğiz. Şampiyonluk favorilerimizi söyledik. Daha doğrusu tahminlerimizi yaptık. Favorimiz bizim her zaman. Biz Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe. Ferdin Ayır'da bir Beşiktaşlı olarak. Beşiktaşlı da olarak ama ben şöyle bir mantıklı baktığımızda bizim hiç şansımız yok. Merak etmeyin Fenerbahçe şampiyon olamaz. Bir sonraki Fake Futbol'da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi takipte ya. Kalın ve yorumlarda İyi fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın.